Şimdi biz siz dinleyicilerimizden sorular ya da katkılar bekliyoruz. Buyurun. Ailenin çok özel eğitime alınıyor. İlgisi çok fazla ailenin. Her şey normal ama çocuğumuz otizmli. İyileşmesi mümkün değil. Hepimiz biliyoruz buna. Bu çocuğumuz askerlik çağı geliyor, yaklaşıyor. Birkaç sene sonra askere gidecek. Peki askerde durumu nasıl olacak bu çocuğun? Ben 35 yıllık askerim. Yani emekli bir askerim, benzaltıcıyım. Ama bu çocuğumuz başarılı olamayacaktır. Olamayınca da bunu nasıl izah etmek gerekiyor oradaki komutanlarına ya da askeri birliğine? Engelli rapor alınsa da %30'un üzerine pek engelli raporu verilmiyor. Ama bu çocukların da iyileşmesi mümkün değil. Ama %40'ın üzerine bir engelli raporu verilirse bu çocuklar muaf olabilirler. İş hayatına da çok daha rahat atılabilirler engelli kadrosundan. Çok şükür devletimiz artık bunlara bu hakları tanıyor. Üniversite mezunu çocuklarımız var, öğretmenler. Kulağında işitme engeli yanımda şu anda. Burası komple izlik. Biz kalabalık geldik. Üniversite mezunu öğretmen kardeşimiz var. Kulağında kulaklık taktığı için öğretmen olamadı. Şu anda Mehmet Zorlu, Hacı Mehmet Zorlu engelli okulunda öğretmenlik yapıyor. O da geçici olarak tabii ki. Yani bu tür sorunlarımız var. Bir de ikincisi bir sorun daha var. Engel çocuklarımızın hormonları durmuyor. Özellikle engelli çocuklarımız, hani zihinsel engel çocuklarımızın her şeyleri tam. Ama evlenmeleri mahsurlu. Bunlara ne gibi çözüm getireceğiz? Aileler bu konuda çok tamamen bilinçsiz. Bu eğitimleri keşke biz İznik'te yapabilsek, sizleri biz İznik'te ağırlayabilsek. Ama emin olun kadına şiddete kadar hepsi bizim orada çok fazla var. Kültür ve eğitim seviyemiz düşük. İlçe ve köyler. Teşekkür ederim. Bunlara Çok bir cevabını alabilsem memnun olurum. Bir teşekkür ederim. otizmli çocuğun engelli raporu alması %40'ın ve üzerinde bu sorunumuz var. Bir de zihinsel özellikle engelli kız ve erkek çocuklarımız var. Onlar da evlenmek istiyorlar ama aileler başta bizler karşı geliyoruz. Çok Teşekkür ederim. önemli iki konuya vurgu yaptınız. Sayın Doktor Sunay Hanım, belki bu evet askerlik ve diğer özürlülük oranları ile ilgili bize fikir verebilir. Şimdi dernek başkanımızı tanıyoruz, birlikte çalışıyoruz. Gerçekten de dedikleri doğru. Ben biraz önce bahsederken aslında sahadan böyle çok uç örnek gibi geldi ama size doğru olan örnekler. Yani 2 yıl önceye kadar yaşadığımız şeyler halen de belki yaşanıyor ama bize ulaşan bu kadar. Sayın Başkanımın dediği gibi askerlikte bu çocuklar ne yapacaklar? %40'ın üzerinde engelli raporu alabilirler mi? Tabii bu dedi, biraz önce gene benim dediğime geldik. Yani tek bir bakanlığın sorunu ya da bir kurumun sorunu değil burada. Hem farkındalığın artması hem de bakanlıklar arasında koordinasyonun gerçekten ciddi boyutta yapılması. Biliyorsunuz engellilik kriterleri Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği kriterler. Yani bunların derecelendirilmesi, sınıflandırılması, rakamlaştırılması Sağlık Bakanlığı uktesinde. Onun için bizim bakanlığımız yani otistik bir çocuğa %40 yapalım bunun engelini önerisine götüremiyor. Böyle bir öneri yok. Kurullar veriyor, sağlık kurulları tam teşekküllü hastanelerde, ikinci basamakta, üçüncü basamakta hizmet veren hastanelerde raporlar oralardan düzenleniyor. Bize rapor olarak geliyor ve biz ondan sonraki işlemlerini başlatıyoruz. Yani hani biraz önce sıraladık ya 0-3 yaşta tespit edeceğiz. Sağlık Bakanlığı, bizim bakanlık ve STK'lar ve ailelerin bilinçlenmesiyle. Sonra efendim ailenin rehabilitasyonu ve çocuğun bakımının geliştirilmesi, işte çocuk gelişimci arkadaşlarla desteklenecek. Sonraki süreçte okul sürecinde Milli Eğitim'le desteklenecek. Sonraki süreçte İşkur'la desteklenecek. Bunun her aşamasında, özellikle bakım aşamasında bizler olacağız. Anne babasızlara direkt zaten bizler katkı sağlıyor ve onların barınma ihtiyaçlarını da ve diğer ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Ama askerlik boyutunda şu an benim size çok net bir cevap veremeyeceğim. Bunun askeriyenin de eğitilmesi gerekiyor. Yani gene dönüyoruz. Ben de sizin konuştuğunuz olarak federasyon başkanı. İnşallah bunların da
Askeriyeyi de bilinçlendirmek lazım. Özür dilerim Hasan abi, ben şimdi senin cevabını alacağım. Eski dostum. Tamam. Buyurun o zaman, tamam. O da %40'ın üstünde olursa diyor başkan. Onu da diyor sağlık kurulları veriyor bu raporları diyorum ben de biliyorsunuz. Yani Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda kriterlerine katkıda bulunulabilir. Onun için STK'lar var. Yani şimdi dernekler bunu bakanlığa, Sağlık Bakanlığı'na ve bizim bakanlığımız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yazsınlar. Bakın benim çocuğum 20 yaşına geldi. 18 yaşını geçti. Askere gidecek. %30'da da bunu orada algılamayacaklar. Askerden muaf olabilmesi için bana %40'lık rapor gerekli. Ben bunu nasıl çözeceğim diye ki bu karar merci iller değil. Maalesef üst düzey bu kararı vermek zorunda ve uygulanması zorunda. Nihal Hanım buyurun. Otizm eylem planı duydunuz mu bilmiyorum. Geçtiğimiz yıl sivil toplum kuruluşlarıyla beraber sizin bakanlığınızdan Aylin Hanım ve Elçin Hanım'ın katkısıyla çalıştaylar düzenlendi ve evet. Ortaya bir otizm eylem planı çıktı. Otizm eylem planında az önce dernek başkanımızın da belirttiği tüm alanlarda ihtiyaçlar tespit edildi. Bunlar hedefler haline getirildi ve terminler kondu. Bunun içerisinde askerlik de var idi. Ama daha çözümü yok. İşte evet, şu anda otizm eylem planı yani o terminler var. Genelkurmay'ın bağlantıları olacak şeyler var. Ben sivil toplum kuruluşundaki arkadaşları bu noktada tekrar bakanlıklara bu işin yaptırılması anlamında takipçi olmalarını öneriyorum. Bu da ancak yine derneklerimiz ve derneklerin bir araya geldiği yapılarla mümkün olacak. Bununla ilgili altyapı çalışması yapıldı. İlgili kurullardan geçti. Ve bir eylem planı haline dönüştürüldü. Bunun hızlandırılması için sivil toplum olarak bizim harekete geçmemiz gerekiyor. Evet. Bununla ilgili çalışmalar, çalıştaylar yapıldı. Teşekkür ederim. Evet, zaten bahsettik çalıştaydan biraz önce, işte YÖK'tür, sağlıktır, milli eğitimdir, işkurdur ve bunun yanı sıra birçok kurumların entegre çalışması gerekiyor. Ama dediğim gibi taslak hazır fakat eylem aşamasında kurumların da mutlaka eğitilmesi gerekiyor. Yani sonuçta dönüyoruz, dolaşıyoruz, eğitime geliyoruz. Hem ailelerin hem kurumların bilinçlendirilmesi, zaten 2 Nisan farkındalık gününün oluşturulmasının sebebi bu. Ama bunu yazmak lazım Sayın Başkan. Yazın. Taslağı hemen verin, buyurun. Verelim Gülşen. Hemen iletelim. Taslak sizin, buyurun. Anında. Entegre koordinasyonu, evet. Ama oraya da yazabilir. İki tarafa da yazması etkili olur. Tamam. Biz teşekkür ediyoruz. Valla ona haklılar. Başkanım, senin engelli kızın olsa mental retarde bir erkek çocuğuyla evlendirmezsin. Sen de evlendirmezsin yani. Doğal olarak. Efendim? Kanun da müsaade etmiyor. Tabii ki. Tabii kanun engeli var orada. Yani sırf ailelerin değil. Hatice Hanım, bu evlilik mevzusuna cevap verin. Şimdi anlıyorum. Buyurun. Evleneceğim diye. Şimdi isterseniz konuyu Sayın
Sayın evet, hocam evet. Şimdi cinsel gelişim ve cinsel davranışlarla ilgili aslında engelli grupta, yani zeka özürlerinde, otistik grupta kendi yaşıtlarından daha fazla olan bir cinsel duygu ya da hormon yok. Maalesef özürlü grup cinsel eğilimlerini, cinsel merakını, cinsel tatminlerini nasıl toplumun kabul edeceği yoldan yapabileceklerini bilemiyorlar. O yüzden genellikle zaten herkesin ortasında mastürbasyon eğitimi, eğilimi ya da işte karşı cinsin olduk olmadık yerlerine dokunma gibi eğilimleri var. Şimdi bu maalesef algılamada yaşadıkları zorluklarla ilgili. Bu zorlukların önemli bir kısmını destekleyici eğitimler rayına sokabiliyor. Özellikle aile de teşvik ediyorsa. Fakat maalesef şimdi burada bu konuyu, yani cinsel gelişimi, evliliği çok yönlü bakmak zorundayız. Yani cinsel anlamda hormonları aşırı çalışmıyor. Sadece yol yordan bilememenin sorunlarını yaşıyorlar. Fakat tabii ilerleyen yaşlarda evlenme. Haklısınız. İnsanlar evlatlarının evlendiklerini görmek ister. Torun sahibi olmak ister. Bu çok doğaldır. Hatta cinsel gelişim sebebiyle cinsel boşalma ya da cinsel tatmin için engelliler de evlenmeyi hedef görebilir. Ama genel klinik uygulamalarda şu var. Cinsel tatmin için onlara doğru yollar gösterilmeli. Ancak cinsel ve sosyal tatmin için evlilik gerek yasal düzeyde, gerek zihinsel ve sosyal düzeyde maalesef altından kalkamayacakları bir iş. Şimdi bütün anneler çocukları evlensin ister, haklılar. Bütün aileler çocukları engelli olmasın ister, haklılar. Burada o engelin yasını tutamamakla ilgili bir şey var. Yani engelliliği kabul edememekle ilgili bir şey. Eğer engelli bir ergene cinsel yönden nasıl rahatlatılacağını ve sosyal davranışları nasıl yönlendireceğini olabildiğince desteklerseniz ve önüne sen gelin olunca, sen damat oluncayı koymazsanız bir o kadar az güdülenir. Verdiğiniz örnek eğer sırf evlilik yüzünden camlar kırılıyorsa bu sadece evlilik derdi değil, bu ciddi bir davranış sorunudur. Yani bunun hem yası kabullenememe, çocuğun engelini, toplumda yapabilecekleri ve yapamayacaklarını görememeyle ilgisi, hem resmi olarak yani değil mi bazı bireysel sorumlulukları alamama yetisi, sosyal olarak kabullenememe ve bireyin, yani engelli bireyin davranışsal sorunlarını da göz önüne alarak çözebileceğimiz, çok yönlü ele almamız gereken bir konu. Ama asla evlilik değil, çocuk sahibi olmak hiç değil. Çünkü bunlar ciddi sorumluluklar. Maalesef bazen aman evlenir belki biraz rahat ederiz psikolojisi var ama o zaman ne oluyor, ben görüyorum, hepimiz görüyoruzdur. Sorun birken sorun on oluyor sadece. Teşekkür ederim. Buyurun. İçinizde tanıyanlarınız var, tanımayanlarınız var. İsmim Recep Kuş. Bursa'da Otistik Çocuklar Derneği'ni 98 yılında sonra kuruluşunu sağladık. 21 Ekim 2002'de Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi açıldı. Şu anda Bursa'da iki tane Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi mevcut. Birisi Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi Cemal Zahra. Diğeri Hacı Mehmet Zorlu Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi. Biraz evvel asıl benim değinmek istediğim konu, arkadaşımız askerlik çağı dedi. 26.230 sayılı özürlü raporu veren yönetmelikte, şu anda 28.360 sayılı yeni yönetmeliklerde de ikinci maddesinde hastanelerden alınan özürlü raporları sosyal güvenlik, sosyal hizmetlerde, okullarda, her yerde geçerli. Fakat sosyal güvenlik kurumu ile askeri kurumlarda geçersiz. Yalnız erkek çocuğu olanlar 19 yaşına gelince bulundukları bölgedeki askerlik şubesine müracaat ettiklerinde askerlik şubesindeki hekimler özürlünün evine gidiyor
bizzat burada bu iş bitiyor. Yalnız mutlaka 19 yaşından sonra velinin askerlik şubesine başvurması. Bu kadar yeterli. Daha sonrası kendiliğinden geliyor. Eğer gitmez ise zaman geçtiyse Bursa'da psikiyatri doktorunun her zaman olmadığını, daha sonraki dönemlerde şehir dışına gönderdiklerini, çocuğu da şehir dışına götürebilmek için çok zahmetli olduğunu, ben mikrofonu almışken birkaç konuyu da dile getirmek istiyorum. Bu toplantının burada değil, eğitim kampüsünde yapılmasını isterdim. Müdürümüz burada, bir iki arkadaşımız burada. Fakat otistik ailelerinden parmakla sayılacak kadar yok burada. Okulumuzda 200'ün üzerinde öğrencimiz, 150'ye yakın öğretmenimiz mevcut. Buralarda, diğer okulda yakın mesafede. Orada Oğuz Kağan Köksal toplantı salonu mevcut. Ben arzu ederdim ki okuldaki aileler saat 9.30 ile 14.30 arasında okulda bulunuyorlar. Çocukların bir kısmının tuvalet eğitimi bile yok. Anne saat 14.30'dan sonra çocuğuyla birlikte gidiyor. Toplantıya katılma şansı da yok. Diğer bir konu, bundan sonraki sağlık, halk sağlığı müdürlüğüyle de görüştüm. Bundan sonraki toplantının mümkün mertebe onlara yakın bir çevrede yapılmasını. Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne de bundan 2 yıl evvel bizim çok sayıda obez çocuğumuz var. Efendim, 2 yıl evvel Temmuz ayında verdiğim dilekçeye 3 ay sonra geldiler bize hemşire ve doktorlar. Çocukların raporlarını istediler. Hemşire hanımdan öğrendiğimi söylüyorum. Halbuki raporu olmayan bir otistik çocuk eğitim merkezine gelemiyor. Onların raporlarını da hazırladı hemşire hanım. 2 sene oldu. Ne gelen var, ne giden var. Onu Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde de izah ettim. Benim demek istediğim, ne yaz var, ne kış var, ne acele iş var gibi değil. Aradan 2 sene geçiyor. Bakın Temmuz ayında 2 yıl oldu. Bunların da savsaklanmamasını özür dilerim biraz. Bilhassa özürlü insanlara anayasa gereği de öncelik tanınmasını talep ediyorum. Daha diğer konular da var ama bu kadar yeter. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Başka soru sorabilir misiniz? Buyurun. Ben Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi müdürüyüm. 232 tane öğrencimiz var. 150 tane öğretmenimiz var. Uygulama çarşımız var. Uygulama evimiz var. 14 tane atölyemiz var. Artık bunlar sosyal hayatta, hepsi yüzme havuzumuz var, oyun bahçelerimiz var ama her şeyi yapıyoruz. Ama biz sağlık müdürlüğümüz ve üniversitede hiçbir destek alamıyoruz. Bizim bütün derdimiz, biz bunu sadece kendi bünyemizde yapıyoruz. Mesela 14 tane sadece özel eğitimci öğretmenim var. Geri kalan 130 tane, 136 tane öğretmen ücretli. Biz önce ücretli öğretmen alıyoruz, eğitiyoruz. Okulumuzda 10 gün, 15 gün seminerler veriyoruz. Ondan sonra bunları derslere sokuyoruz. Ne kadar faydalı oluruz bilmiyorum. Ama özel eğitim öğretmenin ihtiyacımız çok fazla. Çok çok fazla. Üniversite bu konuda bize hiç yardımcı olmuyor. Yani biz var mıyız, yok muyuz, onun şeyi yok. Biz gidiyoruz, uğraşmaya çalışıyoruz ama bir türlü uğraşamıyoruz hiç kimseye. Biz de bir okul müdürü olarak yapacağımız çok fazla şey yok. Mesela bakanlarımıza ulaşıyoruz ama rektörlerimizle ulaşamıyoruz. O yüzden bizlere çok yardımcı olmanızı istiyorum. Bir de 16 Mayıs Engeller Haftası, sizi Bursa'mızda Engeller Haftası dolayısıyla katılımınızı beklediğimiz bir program yapmayı düşünüyoruz. Eğer kabul ederseniz Milli Eğitim şeyiyle beraber bir program yaparsak çok iyi olur. Teşekkür ederim.
%98'i konuşamıyor. Konuşma terapisi maalesef bugüne kadar kovuldum yetkili yerlerden, azarlandım. Sen ortalığı karıştırıyorsun dediler. Konuşma eğitimcisi istedim. Yok, yok. Şu anda da 200 kusur tane çocuk, 100 kişide 1-2 kişi konuşuyor ama maalesef bir yerden bir faydamız olmuyor. Anlamaya çalışıyorum. Çaresizliğiniz eğitimci olarak, yönetici olarak, aileler olarak, hekimler olarak, eğitimciler, akademisyenler ve kurumlar olarak, evet, çaresizliklerimiz var ama bu panelde belki de 5 yıl önce hiç konuşulmayan ya da 10 yıl önce kimsenin aklına gelmeyen, 5 yıl önce konuşulmayan ama yıllar içinde tomurcuklanan şeylerden bahsediyoruz ve bunlar gelişecek, bu konuşmalar belki gelişmek için, belki sizin de vurguladığınız gibi gelişimi hızlandırmak adına da biraz kanı daha fazla pompalamak adına verimli olacak. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Bizlere katılımlarından dolayı destek veren Anadolu Üniversitesi Engeller Araştırma Enstitüsü öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Burcu Ülke Kürkçüoğlu'na, çocuk ve ergen psikiyatri uzman doktor Hatice Akova'ya, aile ve sosyal politikalar il müdürü doktor Sunay Özkul'a, Nilüfer Rehberlik Araştırma Merkezi özel eğitim öğretmeni Özgül Aktaş'a, otizmle mücadelede bizlere destek veren Otizm Federasyonu'na, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve değerli hocalarımıza, otizmi yaşayan, otizmle savaşan siz değerli katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Plaketleri sunmak adına Sayın Halk Sağlığı Müdürü Uzman Doktor Resul Özbey'i davet ediyorum.
Plaketi almak üzere yardımcı doçent doktor Burcu Ülke Kürkçeoğlu'nu sahneye çağırıyorum. Plaketini almak üzere çocuk ve ergen psikiyatri uzman doktor Hatice Akova'yı davet ediyoruz. Plaketini almak için Sayın Sunay Özkul'u davet ediyoruz. Plaketini almak üzere Nilüfer Rehberlik Araştırma Merkezi Özel Eğitim Öğretmeni Özgür Öktaş'ı çağırıyoruz. Biz de panel sistemimizin hepsine vakit ayırıp buraya geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten verimli bir panel olduğuna inanıyoruz. Tabii konuşulduğu gibi bir işin farkında olmak aslında çözümün yarısı diyoruz. Yıllar önce farkında olmadığımız birçok konu gündeme geldikten kısa bir süre sonra ne kadar büyük aşama kaydettiğimiz ortada. Yani evde sağlık hizmetleri, evde bakım, özürlerle ilgili bir takım konularda. Tabii sayın idarecimizin serzenişlerine hak vermemek mümkün değil. Tabii ki. Haklısınız. Yani sonuçta tabii Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak bizde daha 2 yıl olmadı görev başında geldiğimiz ama şu bir gerçek ki konunun bütün kesimler farkında ama sivil toplumun buna kesinlikle çok destek vermesi gerekiyor. Yani hem finans anlamında hem insan kaynakları anlamında kamunun zaten tek başına yürütebileceği bir iş olmadığı ortada. Sivil toplum kuruluşları demek halk demek, halkın kendisi demek zaten. Biz de o konuda sizlerin de desteklerini zaten beklediğimizi burada söyleyebiliriz. Sizin de katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Eksik olmayın.